Şu an Beyazıt Meydanı'ndayız. Beyazıt Camii'nin hemen önündeyim. Bir önceki yayınımızda Kapalı Çarşı'dan bahsetmiştik. Ufak bir teknik sıkıntı sebebiyle. Bu kaydı, bu efsanemizi tekrardan çekme durumuna geçtik. Öncelikle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve takip etmeyi, abone olmayı, tabii ki efsanelerimizin videolarımızın altına yorum yapmayı da lütfen ihmal etmeyin diyelim. Ve hemen bu Beyazıt Meydanı ile alakalı efsanemize hemen geçelim. Sultan II. Beyazıt Boğaziçi'ne bir sefer yapıyor. Yani gezinti yapıyor ve bu gezinti içerisindeyken limanda, kıyıda balıkçıları görüyor. Ve balıkçıların denize bir şey attığını fark ediyor. Ve yanındaki Bostancıbaşı'ya diyor ki, ne atıyorsun? Yani denize bunlar, bu balıkçılar ne atıyor diye sormuş. Bostancıbaşı da efendim işte balıkçı bunlar, bu ağ atıyorlar. Hani bahtlarına ne çıkarsa, eğer talihli günlerindeyse iyi balık, talihsiz günlerindeyse az balık veya hiç balık geldiğini söylüyor. İkinci Beyazıt da o zaman balıkçılara bir haber gönderterek diyor ki, bugün de yani şu anda da atacağınız olan ağı benim talihime, benim nasibime atın diye emir buyuruyor. Yani ardından balıkçılar sultanın talihi için bir ağ atıyorlar ve ağ çıkartıldığında ağın içinde bir deniz kızı çıkıyor. Yani efsane bu ya, deniz kızını sultanın yanına getiriyorlar. Tabii çok büyük şaşkınlık içerisindeler. Bu şaşkınlık neticesinde sultan işte sorular soruyor. Nesin, necisin, nereden geldin gibilerinden. Deniz kızı hiç sesini çıkarmıyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Ve sultan deniz kızını göstererek diyor ki, bunu işte alın, çarşı pazara götürün. Ve çarşı pazarda gezdirin, dolaştırın. Bakalım ne diyecek, ne yapacak gibilerinden. Bunun neticesinde deniz kızını alıp çarşı pazara götürüyorlar. Çarşı pazarda gezdirirken deniz kızının birkaç tane yaşadığı olay veya bulunduğu noktada yaşadığı şeyler cereyan ediyor. Bu cereyan neticesinde de tekrar sultana geri getiriyorlar deniz kızını. Peki bu yaşadığı şeyler ne? Deniz kızı şunları görüp tepki veriyor. Kiloyla soğan satan bir satıcıyı görünce gülmeye başlıyor. Ve ardından tane ile sarımsak satan bir satıcıyı görüp gülüyor. Ve son olarak da bir falcı, gayipten haber veren bir falcı görüyor ve buna daha da çok gülmeye başlıyor. Tabii bu tepkileri verince hiç konuşmayan deniz kızının bu tepkilerini gören yanındaki o işte gezdiren, deniz kızını gezdiren işte sultanın adamları alıyor tekrardan ve sultana geri getiriyorlar. Sultanın yanındaki deniz kızı bir anda dili çözülüp konuşmaya başlıyor ve şunları söylüyor. Diyor ki, İlk soğan satıcısına güldüm. Çünkü zararlı olan bir şeyi kiloyla satıyordu. Ardından sarımsak satıcısını gördüm ve bu satıcının faydalı olan bir şeyin tane ile satıldığını görünce çok güldüm demiş. Yani zararlı, soğanı burada zararlı gibi görüyor. Demek ki sarımsağı da faydalı olarak görüyor ve birisini kiloyla diğerini tane ile sattığını görünce çok güldüğünü söylüyor. Son olarak da bu gayipten haber veren dilenci kadın için bir cevap veriyor sultana ve diyor ki, gayipten haberler veriyor diyor bu falcı. Halbuki bilmiyor ki diyor, bulunduğu yerin altında bunda 7 büyük küp ve bir havuz dolusu altının olduğunu bilmediğini söyleyerekten dilencinin, o gayipten haber veren kadının bir şeylerin aslında bilmediğini söyleyerekten bir anda giderek denize atlıyor diyorlar. Tabii efsane bu. Oradan artık Topkapı Sarayı'nda tabii ki
Topkapı Sarayı'nın hangi noktasındayken denize direkt atlayıp kaçıyor. Orası birazcık muamma. Ve ardından sultan adamlar gönderip falcının bulunduğu yerin altını kazdırıp oradan 7 büyük küp ve büyük bir havuz genişliğinde altınlar buluyorlar. Ve bu bulunan altınların da Beyazıt Camii, bu gördüğünüz Beyazıt Camii'nin yapıldığına dair bir efsane hikayemiz. İşçiler her gün, her hafta daha doğrusu, her hafta maaşlarını alıyorlar. Hakkından fazlasını almak isteyen işçiler de aldık haklarından fazlasını aldıkları için o aldıkları fazla paralar altından kurşuna dönüşüyor. Ve getirip tekrar işte bu kurşuna dönüştü deyip geri bıraktıklarında, o küpün, o havuzun içerisine bıraktıklarında da altın para tekrardan gümüşten, kurşundan altına dönüşüyor. Ve bu şekilde bir efsaneyle karşı karşıyayız diyeyim. Bugün ekip arkadaşım, kameraman, yönetmen Tugay yanımda yok. Ondan dolayı kendim çekiyorum. Biraz kolumu olabildiğince sabit tutmaya çalıştım. Hareket etmemeye çalıştım ama bu biraz mümkün olmadı. Teknik eksiklik için hepinizden özür diliyorum. Bir sonraki efsanemizde görüşmek üzere diyeyim. Sizi Beyazıt Meydanı ve camisi ve İstanbul Üniversitesi ile böyle baş başa bırakayım.